Değerli kıymetli arkadaşlarım, merhabalar. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum. Bu videomda arkadaşlar sizlere yine yalıtımla alakalı bir konu yapmak isterdim ama daha önceki videolarımda doğalgaz tasarrufundan bahsetmiştim. Doğalgaz tasarrufu nasıl sağlarız, evlerimizde yalıtımla tasarruf nasıl sağlarız diye bahsetmiştim. Ama bu sefer bahsetmek istediğim konu arkadaşlar elektrik faturalarındaki farklılıklar, az gelen, çok gelen fatura değerleri niye böyle oluyor? Bunda indirimi nasıl sağlarız? Nasıl daha az fatura öderiz? Bununla arkadaşlar ilgili sizlere bir video hazırlamak istedim. Daha yeni başıma gelen bir olay vardı. Bununla ilgili sizlere faydam olacaksa ne mutlu diyerek bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Arkadaşlar hepinizin bulunduğu ile göre bir fatura, elektrik faturası gelir. Biz Bursa ilinde işte özel bir tabii dağıtıcı firma var. O faturalandırıyor faturalarımızı. Burada size dikkat çekmek istediğim mevzu arkadaşlar faturaların üzerindeki şöyle tüketim grubu isminizin, adres bilginizin altında şöyle bir ibare var arkadaşlar. Tüketici grubu sınıf diyor. Burada tek zamanlı mesken veyahut da tek zamanlı üç zamanlı mesken veyahut da ticarethane diye arkadaşlar ibareler bulunur. Şimdi burada yakinen başıma gelen bir olay. Aynı binada iki komşu arasındaki ilişkiyi bahsedeceğim. Birisi yani tüketim miktarları birbirine çok yakın. İkisi de elektrik kullanıyor. İkisi de evinde televizyonunu, buzdolabını normal, stabil çamaşır makinesi, bulaşık makinesini kullanıyor. Birisine 220 lira fatura geliyor. Birine 405 lira fatura geliyor. Bunlar niye böyle olur derken de bundan bir tanesi benim 405 lira olan gelen fatura bendim. Canımı yaktı. Niye çok geliyor diye. Hatta komşumla ufak bir yola girdik. Sen çok yapıyorsun ondan sana çok geldi dedi. Bunu ben çarpana böldüm. 220 lira faturanın toplam kullanım miktarı 160 metreküp. Yani 160 kilowatt saat kullanmış arkadaşımız, komşumuz. Çarpanı 1.12 lira. 1.12 lira çarptığında KDV'siyle falan 220 liraya faturası gelmiş. Bendeki kullanım miktarı 289 kilowatt saat. Arkadaşlar tekrarlıyorum. Birimizin 160 kilowatt saat 220 lira gelmiş. Benim 189 kilowatt, arada 29 kilowattlık cüzi bir fark var. Gelen fatura 405 lira. Tabii çok kızdım buna. Hatta Instagram hesabından akşam yayın yaptım. Bunun kim bunun müsebbibi diye, devletimiz midir yoksa dağıtıcı firmalar mıdır derken bugün aldım bir hışımla dağıtıcı firmaya gittim. Kapısını çaldım. Dedim arkadaşlar bu fatura niye böyle? Niye çok? Ben çok mu kullanıyorum da böyle geldi? Değil dedi. Siz dedi tek zamanlı üç zamanlı tarife kullanıyorsunuz. O yüzden size dedi çok geliyor. Benim çarptığımızda kilowatt saatim 2 lira 14 kuruşa geliyor arkadaşlar. Benim 1 kilowatt saatim. Komşumun 1 kilowatt saati 1 lira 37 kuruşa geliyor. Aramızda yaklaşık 1 lira neredeyse fark var. Bunun farkının sebebi arkadaşlar asıl videomuzun konusu olan tek terimli 3 zamanlı veyahut da tek terimli tek zamanlı olaymış. O ibareymiş. Şimdi bunun tüketiciye faydası da var, zararı da varmış. Bana zararı denk geldi ama bunun faydalı olduğu yerler de varmış. Dedim arkadaşlar bunun faydası nere olabilir ki dedim 3 zamanlının şeyi. Şimdi arkadaşlar 3 zamanlarda şöyle bir ayrım yapmış faturanın üzerinde. Benim günde öyle var. Diğeri günde yok. Gündüz demiş, gece demiş, puantaj demiş. Gecenin sabaha kadar yani gece o 23'ten sabaha kadar 6'ya kadar olan kısımda 3 zamanında ekonomik ucuz bir tüketim bedeli varmış. Oğlum izin verir oradan? Ama akşam eve geldiğinizde 18'de gece 11'e kadar da arkadaşlar affedersiniz katmerli fatura bedeli. Siz anladınız demek istediğimi. Tam yani insanların evine gelip de televizyonu seyredeceği, yemek ısıtacağı, mikrodalgasını kullanacağı veyahut da çamaşır makinesini çalıştıracağı saatlerde katlamalı fiyat tarifesi var. Şöyle bakayım kaç para. Yaklaşık gecenin en verimli saatleriniz o saatte yani. Akşam kullandığınız saatte 2,5 lira. Kilowatt saat. Gece ise yani gece 11'den sonra sizin uyuduğunuz saatte diyelim
1 lira 0.68 kuruş. Çok ucuz. Ama bunu bizim gibi insanların işine yaramıyor. Peki kimden işine yarıyormuş diye sordum ben de. Gece işte otoparkçı olur dedi. Gece lojman bekçisi olur dedi. Sabah kadar UFO yakacak, işte televizyon seyredecek falan. Gece 11'den sabaha kadar. Ve hatta fabrikaların bu şekilde çalışmak üzere olan fabrikalarda işe yarıyor dedi. Bu fırıncıların da işine yarıyormuş. Gece işte elektrikli ekmek pişirenlerin falan işine yarıyormuş. Ama benim işime yaramıyordu. Ben hemen gittim arkadaşlar. Oradan her elektrik firmasının bu işe bakan bir tahakkuk servisi var. Tek verimli 3 zamanlı olan tarifemi tek zamanlı tarifeye düşürdüm. Bir dahaki ay artık düşük gelecek muhtemel. Bunu bu şekilde konuştuk. Bakalım dışarıya. Sizler arkadaşlar tavsiyem faturalarınıza bakın. Tek terimli 3 zamanlı gibi bir uygulamanız varsa bunu tek zamanlı tek verimliye düşürün ve rahat edin. Bu ay çok fatura geldi. Bunu bir dahaki ay düşecek ama bu ay ödeyeceğiz tabii. Artık yediğimiz kazığın bedelini ödeyeceğiz bu ay. Bir dahaki ay rahatlayacak bir yolu diliyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Faturanız arkadaşlar bakıyorsunuz. Tüketici grubu isminizin soy isminizin altında. Eğer 3 zamanlı yazıyorsa ve siz gece 11'den sonra kullanmıyorsanız bunu bilin arkadaşlar tek zamanlıya düşürün. Gereksiz kazıklar yemeyin. Kendinize iyi bakın. Selamlar, sevgiler.